Gelin babanız kolluklarınızı taksın. İşte oldu George. Kolluklarla büyümüş gibi duruyorsun. Sıra bende. Güzel. Şimdi suya girebiliriz. Yaşasın. George ilk defa havuza girecek. Hadi bir ayağını suya sok bakalım. Belki de öbür ayağını sokman gerek. Belki de George iki ayağını aynı anda denemeli. Güzel fikir. Aferin sana George. Ama o kadar çok su sıçratmana gerek yok. Tavşan Rebecca ve küçük kardeşi Tavşan Richard geldiler. Merhaba Rebecca. Herkese merhaba. Richard, bu mindere tutunarak ayaklarını çırpabilirsin. George, sen de ayaklarını çırpmak ister misin? Çok güzel ama sıçratmamaya çalışın. Büyük çocuklar su sıçratmaz. Biz çok iyi yüzüyoruz. George ve Richard büyüdükleri zaman aynı bizim kadar iyi yüzebilecekler. Öyle değil mi Rebecca? Evet. Richard'ın oyuncak sulama kovası var. Yapma Richard. Olamaz. Richard kovasını havuza düşürdü. Bayılıyorlar. Bayan Domuz Peppa'ya yazılmış bir mektup. O benim. Anne, sen bana okuyabilir misin? Tabii. Eşek Delfin'den geliyor. Mektup arkadaşım. Ne yazmış? Bonjour Peppa. Come on Sava. Anne, neden tuhaf kelimeler söylüyorsun? Bu Fransızca Peppa. Merhaba, nasılsın demek istiyor. Başka ne diyor peki? Ben okuyayım. James Les Princess et Jouet Amec Mi Amis. Akıllı baba. Ben Fransızca'da uzmanım. Peki ne demek bu? Baba domuz mektubu daha net görebilmek için gözlüğünü siliyor. Hiç iyi değil. Saçmalık. Masal prenseslerini ve arkadaşlarımla oynamayı severim diyor. Ben de öyle diyecektim. Ben Fransızca konuşmak istiyorum. Belki eşek delfinle konuşabilirsin. Ama nasıl? Mektubuna telefonunu yazmış bak. Yaşasın! Bonjour. Est-il possible que Peppa parle à Delphine? Anne domuz Peppa Delphine'le konuşabilir mi diye soruyor. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Şimdi ne diyeceğim? Come on, ça va. Come on, ça va. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ne dedi? Fransızca konuştu. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa Fransızca nasılsın diyor. Dinosaur. Hayır George, Fransızca öyle konuşulmaz. Posta. Peppa ve George postacının gelmesini seviyorlar. İki mektubumuz var. Bu baba domuz için. Ne heyecanlı. Sayın Bay Domuz, lütfen telefon faturanızı ödeyin. Oho. Fatura nedir? Sıkıcı bir şeye benziyor. Faturalar çok sıkıcıdır. Anne, öbür mektup senin için mi? Hayır, bu mektup Peppa ve George'a. Vay canına! George'la bana mektup gelmiş. Lütfen doğum günü partime gelin. Sevgiler Zebra Zoe. Zebra Zoe, Peppa ve George'u doğum günü partisine davet ediyor. Yaşasın! Zoe'ye cevap yazıp partisine gideceğinizi bildirmeniz gerekiyor. Yazmamıza yardım eder misin
anne? Tabii ederim. Peppa ve George Zoe'ye cevap yazıyor. Ne demek istersiniz? Sevgili Zoe. Sevgili Zoe. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Elbette partine gelmeyi çok isteriz. Sevgilerimizle Peppa ve George yazalım. Acaba ne renk zarf kullansak? Kırmızı. Bayan Zebra Zoe. Ve son olarak pul. Mektup postalanmaya hazır. Burası posta kutusu. İşte Danny, Suzy, Emily, Rebecca ve Pedro. Hepsi mektup postalıyor. Ve işte Peppa ile mektubu. İşte. Zavallı Pedro. Gel benimle önde otur. Hadi. İşte. Daha iyi mi peki? Birazcık. Adam güzel. Oo, senin de mi miden bulandı Zoe? Sonra bulanabilir. O yüzden ben de öne oturabilir miyim acaba? Ben de öne oturabilir miyim lütfen? Ben de. Üzgünüm çocuklar ama hepiniz önde oturamazsınız, tamam mı? Boş verin. Kamp saatine geldik zaten. Mutlu kamplar herkese. Kamp alanımız işte burası. Siz de temiz havada nefes alın çocuklar. Harika nefesler. Şimdi de çadırlarımızı kuralım. Peppa ve arkadaşları çadırlarını kuruyorlar. Çocuklar, hepiniz çadırda bir arkadaşıyla kalmalı, tamam mı? Suzy, biz beraber kalalım mı? Ama ben Suzy'ye söz verdim. Üzgünüm Suzy. Ben Rebecca'ya söz vermiştim. Rebecca, benimle paylaşacağını söylemişti. Evet. Emily, sen çadırını kiminle paylaşacaksın? Zoe. Tamam. Güzel. Artık benimle paylaşabilirsin, tamam. Şimdi kamp ateşi yakmak için bize dal lazım. Biz dal toplarız. Ama Pedro ile ben dal toplamak istiyoruz. Oho, hepiniz dal toplayabilirsiniz çocuklar. Peppa ve arkadaşları kamp ateşi için dal topluyor. Harika. Burası park. İşte geldik. Yaşasın. Anne, neden bütün yapraklar kırmızı ve sarı? Sonbahar geldi Peppa. Sonbaharda hava soğudukça yapraklar renk değiştirir. Çok rüzgar var. Sıcak tutacak bir oyun oynayalım. Sıra bende. O tarafa gitmesi gerekmiyordu ama. Rüzgar topu uzağa savuruyor. Top gölete düştü. Sopayla yakalamaya çalışayım. Biraz daha ileride babacığım. Dikkat et baba domuz. Merak etme. Neredeyse aldım. Baba, su soğuk mu? Birazcık. Rüzgar topu göletten çıkardı. Ne şans ama. Evet. Ne kadar şanslıyız. Daha da rüzgar çıkıyor. Şapkalarınızı tutun. Olamaz. Rüzgar George'un şapkasını uçurdu. Üzülme George. Baba domuz şapkanı yakalar. Çabuk baba. Bak, küçük ağacın dalında. Tırmanıp indireyim. Ama baba domuz ağaç seni tartmayacak kadar ince. Peki, George'un şapkasını nasıl alacağız? Çok basit. Ağacı biraz sallayacağım. Belki daha sert sallamak lazımdır. Oh.
Peppa ve George yatma vaktinden önce bahçede son bir kez oynuyorlar. Bak George, bir sürü çamur birikintisi. Peppa ve George botlarını giymiş. Çamur birikintilerinde zıplayacaklar. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bak, dünyanın en büyük çamur birikintisi. Ne büyük bir çamur birikintisi. Peppa, George, banyo vakti. Anne, baba, dünyanın en büyük çamur birikintisini bulduk biz. Görebiliyorum. Çabuk banyoya. Bahçede biraz daha oynayamaz mıyız anne? Hayır, banyo vakti geldi. George'la senin uykunuz mu geldi? Hayır baba, bizim birazcık bile uykumuz yok. Peppa ve George'un uykusu olmayabilir ama benim uykum var. Benim de. Peppa ve George yatmadan önce banyo yapıyorlar. Peppa su sıçratmayı seviyor. George da su sıçratmayı seviyor. Peppa ve George su sıçratmayı seviyorlar. Bu kadar su sıçratmak yeter. Hadi kurulanıp pijamalarınızı giyin. Banyoda birazcık daha kalamaz mıyız anne? Banyo vakti bitti. Şimdi sıra diş fırçalamada. Peppa ve George yatmadan önce dişlerini fırçalıyor. George, yeterince güçlü üflemedin. George'un nasıl baloncuk yapabileceğini biliyorum. Çubuğu karışıma batır, sonra kaldır ve salla. Baloncuk. Koşarsan daha da güzel olur. George baloncuk yaparken çok eğleniyor. Peppa da onları patlatırken çok eğleniyor. Baloncukları seviyorum. Olamaz. Bütün baloncuk karışımı bitti. Baba, anne. Baloncuk karışımımız bitti. Üzülme Peppa. Bir fikrim var. Anne domuz, bana bir kova getirebilir misin lütfen? Peki baba domuz. Peppa, sen de bana bir sabun getir. Peki baba domuz. George, sen de eski tenis raketimi getir. Bir kova, sabun ve tenis raketimi. Baba domuz ne yapıyor? Önce biraz su lazım. Sonra sabun. Şimdi de tenis raketi lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi izleyin. Vay canına. Baba domuz kendi baloncuk karışımını yaptı. Hadi gelin. Dikkat et baba domuz. Kayıp düşme sakın. Bir şey olmaz. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Dinozor. George Bay Dinozor'u evde unuttu. Aa George, Bay Dinozor'a daha çok dikkat etmelisin. Dinozor. Peki başka bir şey unutmadığımızdan kesin emin miyim? Evet baba domuz. Teddy. Teddy'yi unuttum. Teddy'yi nerede unuttun? Sanırım mutfak masasındaydı. Peppa, Teddy'ye daha çok dikkat etmelisin. Teddy. Hadi bakalım. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. Hadi bakalım gidiyoruz. İşte burası piknik yeri. İşte geldik. Yaşasın. Bu piknik yerini çok seviyorum.
Çok sessiz ve huzurlu bir yer. Bu Zebra Zoe ve babası postacı Bay Zebra. Merhaba Bay Zebra. Posta mı getirdiniz? Bugün posta yok. İzin günümdeyim. Ney? Piknik yapacağız. Biz de öyle. Buldum. Neden hep beraber piknik yapmıyoruz? Evet. Ne harika bir piknik. George'la ben masadan kalkıp Zoe ile oynayabilir miyiz lütfen baba? Evet Peppa. Zoe, ben Teddy'yi getirdim. Ben de maymunumu getirdim. Oh, oh, oh. Dinosaur. Oyuncak bir piknik setim var. Hadi piknikçilik oynayalım. Baba, neden yerde yatıyorsun ki? Çünkü yıldızlar en iyi bu şekilde görür. Şu küçük yıldızlara bakın. Noktaları birleştirdiğinizi hayal edin. Bunun adı Büyük Ayı. Evet, noktaların sonundaki iki yıldız da kutup yıldızı. Vay canına! Kutup yıldızı, kutup yıldızı, yakın mısın, uzak mısın? Oraya arabayla gidebilir miyiz? Hayır Peppa, yıldızlar çok fazla uzaktadır. Deniz kıyısından da mı uzaktalar? Oo, evet. Ama teleskopla bakınca daha yakın gibi dururlar. Bizim teleskopumuz var mı peki? Hayır ama Büyük Baba Domuz'un çok güzel bir teleskobu var. Şimdi Büyük Baba Domuz'un evine gidebilir miyiz? Çok geç oldu. Belki sadece bu seferlik gidebiliriz Baba Domuz. Yaşasın! Peppa ve George ilk defa gece arabaya biniyor. Bakın, kutup yıldızının peşinden gidiyoruz. Kutup yıldızı, kutup yıldızı, ışıl ışıl parlayan yıldız, lütfen bize yolu göster. Peppa ile George, Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz'un evine geldi. Tanrım, umarım Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz henüz yatmamıştır. Bu saatte burada ne işiniz var bakayım? Yıldızları görmek istiyoruz. Peppa ve George sizin teleskobunuzdan bakmak istiyordu. Anladım. Peki, o zaman herkes evin çatısına çıksın bakalım. İşte burada. Peppa ve George dişçide kontrol sırasını bekliyorlar. Beklemek çok sıkıcı. Bu dergi çok ilginç. Patatesler hakkında. Peppa, George, dişçi sizi bekliyor. Yaşasın! Bu dişçi Doktor Phil. Merhaba Peppa, dişlerini fırçalıyor musun? Evet, Doktor Phil. Güzel, peki önce kim geliyor? Önce ben, çünkü ben kocaman bir kızım. İzle beni George. Sandalyeye otur lütfen. Sıkı dur lütfen. Hey! Ağzını aç lütfen. Aa! Daha çok aç lütfen. Aa! Şimdi bir bakalım. Doktor Phil Peppa'nın dişlerine bakmak için küçük bir ayna kullanıyor. Ah, umarım çok fazla şeker yememişsindir Peppa. Ağzınız açıkken konuşmak biraz zor. İşte oldu. Dişleri çok güzel, tertemiz. Bana çekmiş. Şimdi özel pembe içecekten alabilir miyim? Evet. Ama yutma Peppa. Tükür. Şimdi sıra sende George. Hoy hoy. George sıra ona gelsin istemiyor. Belki dişçi dişlerine bakarken Bay Dinozor'u tutabilirsin. Dinozor. Çok memnun oldum Bay Dinozor. O gerçek bir dinozor değil. Plastikten yapılmış. Sıkı tutun.
Baba domuz gazete okuyor. Okumayı bitirince gazetemi alabilirsiniz. Tamam, hadi alın. Artık resim yapmaya başlayabiliriz. Şapşal George. Büyük çocuklar ellerini boyaya batırmazlar. George elleriyle resim yapmayı seviyor. Peppa da elleriyle resim yapmayı seviyor. Çok güzel. Bir patates alabilir miyim anne domuz? Daha pişmediler baba domuz. Acıktın mı baba? Patatesi yemeyeceğim. Şimdi seyredin. Baba domuz ne yapıyor? Bunun ne olduğunu kim söyleyebilir? Bir çiçek. Akıllı baba. Küçükken resim yapmayı çok severdim. Eski resim malzemelerim nerede benim? Baba, neden o komik şapkayı taktın ki? İşte bu benim berem. Bu bere beni resim yapma moduna sokuyor. Acaba ne çizsem? İyi seçim George. Yaşlı kiraz ağacını çizeceğim. O ne baba? Bu bir şövalye Peppa. Tuvalimi tutuyor. Tuval nedir? Biraz kağıda benzeyen özel bir resim malzemesi. Onlar diş macunu mu baba? Hayır Peppa. Bunlar yetişkin ressamlar için özel boyalar. Mavi bilet bir oyuncak araba kazandı. Tebrik ederim Deniz. Ben de bir bilet alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim Peppa. Ne kazanmak istiyorsun? Balon gezisi. Ev yapımı çikolatalı pastayı kazansan daha iyi olmaz mı? Baba domuz ev yapımı çikolatalı pastaya bayılıyor. Kırmızı bilet. Balon gezisi kazandı. Herkes balon gezisi için binsin. Kaç yolcumuz var acaba? 4 lütfen. Ve Teddy. Dinozor. Oo, Teddy ve dinozorla beraber 6 oluyor. Herkes binsin. Çabuk ol baba domuz. Bin hadi. Çabuk ol baba. İp çözülsün. Takozlar çekilsin. Tam hız ileri. Çok etkileyici bayan tavşan. Uzman bir pilot olmalısınız. Pek sayılmaz. Hayatımda ilk defa balon uçuruyorum. Sıkı tutunun. Bayan tavşan gökyüzüne yükselmesi için balonu sıcak havayla dolduruyor. Hoşçakalın. Harita okumak isteyen var mı? Ben okurum. Emin misin baba domuz? Ben harita okumakta çok iyiyim. Gördüğüm kadarıyla bu harita biraz zor mu? Biraz daha yükselelim mi? Evet lütfen. Yükseğe yüksel. Balon gökyüzünde yükseliyor. Gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa. Sadece bulutun içinden geçiyoruz. Vay canına. Gökyüzü yine ortaya çıktı. Yaşasın. Big balon, big balon. Peppa ve George uzun çimlerin arasında oynamaya bayılıyor. Baba domuz gazetesini okuyacak. Tembellik etmek için ne güzel bir gün. Baba domuz tembellik etmeyi seviyor. Aman tanrım baba domuz. Bahçe biraz kontrolden çıkmış galiba. Ne demek istiyorsun anne domuz? Çimlerin biçilmesi gerekiyor. Benim hoşuma gidiyor. Doğal bahçe havası var. Baba, anne, gelin uzun çimlerde oynayalım. Çok eğlenceli. Tamam, hadi benekli topla oynayalım. Nereye gitti? Top uzun çimlerin arasında kayboldu. Artık onu asla bulamayız. Belki çimleri biçme vakti gelmiştir. Evet baba domuz. Ben çim biçme makinesini getireyim. Buralarda bir yerdeydi.
Ah, işte buradaymış. Baba domuz çim biçme makinesini buldu. Biraz eski ve paslı. Hmm, saçmalama, çimleri 5 dakikada biçerim şimdi. Biraz paslanmış galiba. Belki büyük baba domuzu arayıp çim biçme makinesini ödünç isteyebiliriz. Büyük babayı aramaya gerek yok. Biraz daha sert içsem olur gibi. Baba domuzun çim biçme makinesi iyi durumda değil. Tamam. Hadi büyük babayı arayalım. Alo, ben büyük baba domuz. Merhaba büyük baba domuz. Çimleri biçmek için bize yardım edebilir misin? Oha, tabii ki. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Sanırım Betsy'ye iş çıktı. Bak George, ağaçların hiç yaprağı yok. Kış gelince ağaçlar yapraklarını döker. Peppa ve George bir çamur birikintisi buldu. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Önce ben. Hava çok soğuk. Birikinti buz tutmuş ve çok kayıyor. Hiç komik değil. Anne domuz ve baba domuz geldi. Oo, güzel. Bir çamur birikintisi. Baba domuz çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Dur baba. Ucuz kurtuldum. Neyse ki denge hissim çok kuvvetli. Baba, bugün çamur birikintileri buz tutmuş. Zıplayamıyoruz. Boş verin. Hadi ördeklere ekmek verelim. Yaşasın. Peppa ve George ördekleri beslemeye bayılıyorlar. Merhaba ördekler. Size ekmek getirdik. Ördekler ekmeği seviyor. Hava öyle soğuk ki göl buz tutmuş. Buz çok kaygan. Güldüğümüz için affedersin Bayan Ördek ama çok komik görünüyordunuz. Kar yağmaya başladı. Kar! Peppa ve George kara bayılıyor. George, hadi kar tanelerini yakalayalım. Peppa ve George kar tanelerini yakalıyor. George bir tanesini yakaladı. Peppa da bir kar tanesi yakaladı. Aa, ve koyun Suzy pişti oynuyor. Pişti, ben kazandım. Peppa ve Suzy en iyi arkadaşlar. Pişti, yine ben kazandım. Ama hile yaptın. Hayır yapmadım. Karta baktın. Hayır bakmadım. Artık seninle oynamak istemiyorum. Ben de artık seninle oynamak istemiyorum. Olamaz. Peppa ve Suzy tartıştı. Anne koyun Suzy'yi eve götürmeye geldi. Peppa, Suzy'ye güle güle de. Ben onunla konuşmuyorum işte. Ben de onunla konuşmuyorum. Aa, eminim barışırlar. Onlar gerçekten en iyi arkadaşlar. Bu hiç komik değil. Biz artık iyi arkadaş değiliz. Baba domuz yemek hazırlıyor. Peppa! George, yemek vakti. Makarna yaptım. Ne oldu Peppa? Peppa ve Suzy biraz tartıştılar. Oo. Ama Suzy'yi birazcık özledim. Hadi Suzy'yi arayalım. Merhaba Bayan Domuz. Peppa Suzy ile konuşabilir mi lütfen? Merhaba Suzy. Merhaba Peppa. Eğer özür dilersen tekrar arkadaş olabiliriz. Hile yaptın dediğim için üzgünüm. Hile yapmış bile olsan. Pekala. En iyi arkadaşım olduğun için çok üzgünüm. Aa. Fark etmez. Ben de kendime başka en iyi arkadaş buldum.